Merhaba canlarım, kanalımıza hoş geldiniz. Bu güzel pofuduk slime'ı nasıl yaptığımı merak ediyorsanız bunun gibi birbirinden güzel bir sürü tarifle işte karşınızdayım. İlk tarifim geldi. Yüz maskesiyle. Bayılıyorsunuz bu tariflere değil mi? Yüz maskesini çok fazla sevmediğinizi biliyorum ama adı üstünde tutkalsız sizin isteklerinizle tarifler yapıyorum arkadaşlar. Bunlardan en güzellerinden bir tanesi işte bu pofuduk slime. Yüz maskesini koyduktan sonra şimdi içine su ekledim. Neden? Çünkü yüz maskesinin kıvamı oldukça yoğun arkadaşlar. Evet, sonra da ne yapacağım? Videonun başlangıcındaki gibi onu böyle harika bir şekilde düzenleyeceğim, süsleyeceğim. Bakalım beğenecek misiniz? Şimdi buna mor bir boya koyuyorum böyle pırıl pırıl simli olması için. Evet, bu tariflerde yanlış duymadınız, hata yok. Hiçbiri fail etmeyecek. %100 garantili tarifler arkadaşlar. Hepsi garanti, tutkalsız, hata vermeyen test diyebiliriz ama bence garanti tarifler demek daha doğru olur. Şimdi tıraş köpüğümüz geldi. Rengi açılacak bir hayli koyu olmuştu ama hiç sorun değil. Şimdi bu pofuduk güzel slime'ı yapıyoruz. En basit, en kolay, hata vermeyen tariflerin hepsi sizler için sizin isteklerinizden derledim arkadaşlar. Instagram'da ve Facebook'ta bir sürü tarif yazıyorsunuz. Hepsini de sıra sıra sizler için deniyorum. Tatilin son günü, acı bir hatırlatma. Okullara da çok çok az kaldı. Bir aydan az kaldı. Kimler kırtasiye malzemelerini aldı? Bana yazabilirler mi? Şimdiden ben gördüm, çantalar çıkmış birbirinden güzel renkli renkli. Çanta almak isteyenler var mı acaba? Nereden aldınız ya da? Hadi bakalım yorumlarda bizimle paylaşın. Biz de beğenelim. Güle güle kullanın diyelim sizlere arkadaşlar. Şimdi activator koyuyorum. Yani jelleştirici sıvı koydum ve bunları güzel güzel karıştırıp slime haline getiriyorum. İlk tarifimiz çok eğlenceli, çok kolay, bir o kadar da pompofuduk. Yakına yakına gelelim. Böyle nasıl köpürmüş, nasıl güzel. En sevdiğim slime'lardan bir tanesi pofuduk slime arkadaşlar. Sizler hangilerini seviyorsunuz? Bana yazabilirsiniz. Tariflerde isteklerden bir tanesi de çok fazla geliyor arkadaşlar. Kinetik kum ve şampuan. Bunların ikisinden farklı kombinasyonlar yapacağız. Eğer bildiğiniz değişik kinetik kum şampuan tarifleri varsa yazmayı da unutmayın. Evet, Duru'yla birlikte bu tariflerin hepsini okuyoruz. Belki de test challenge falan olabilir. Test challenge yapalım mı? Evet, kabımız geldi. Kabımızın içine slime'ımızı koyup sonra onu süsleyeceğiz. Smaşı maşı gibi olacak bu da. Nasıl smaşı maşılar çok çok güzel ve yumuşak. Bu da öyle güzel ve yumuşak pofuduk bir slime oldu. Kabın rengiyle de çok uyumlu. Üstünü de süsleyelim. Cupcake'lere benzedi değil mi? Evet, seni kapatıyoruz ve harika gözüküyorsun. 10 üzerinden 15 verdim ben. İkinci tarife geçtik. Acaba bu tarif nasıl bir tarif? Evet, Hindistan cevizi şampuan. Kokonat yazıyor üstünde. Kokonat olunca Hindistan cevizi olduğunu düşünüyoruz zaten. Şampuanı içine bolca sıkıyorum. Çok şeffaf bir şampuan. Ben şeffaf şampuanları çok seviyorum arkadaşlar. Onlarla da böyle saçımı yıkamayı da çok seviyorum. Evet, bolca bolca döktük Hindistan cevizi şampuanı. Sonra ne yapacağız biliyor musun? Hiçbir şey yapmayacağız. Bu adı üstünde tek malzemeli slime'ları örnek ve garanti, hata yok. Aa, nasıl olur Ayça abla diyorsanız işte böyle. Sadece süs için birazcık böyle mavi yıldızlar koydum ve 10 dakika buzdolabında bekletiyorum. Hoşça kal. Hop, 10 dakikamız geçti. Gel bakalım, beğenecek misin bizi? Bizim seni beğenmemiz gerekiyor. Yanlış söyledim, yanlış oldu. Evet, bakalım seni beğenecek miyiz? Çok üşümüş bir kap. Slime'ımız pek üşümemiş sanki. İnşallah olmuştur. Hadi bakalım onu kaptan çıkartıyoruz. Çok şirin, şeffaf bir slime elde ettik arkadaşlar. Bu eğlence amaçlı, ısındığı zaman birazcık elde eriyebiliyor. Ama yapması çok kolay, şeffaf şampuanlarla denenebilecek bence en kolay tarif bu. Şöyle hafifçe de açıp esnetebiliyoruz. Birazcık yere koyup parmağımızla da şöyle bastıralım bakalım. Olacak mı? Elimize yapışacak mı? Onun testini yapalım.
Çok şirin. Ben çok beğendim. Sim de koyabilirsiniz içine. Boya da koyabilirsiniz. Ama tek malzemeli, ben hiç uğraşmam. 10 dakikada bekleyip de slime yaparım diyorsanız tarif sizin için hazırladım arkadaşlar. Daha da yakından bakalım. Ay çok güzel gözüküyor ya. Maşallah sana, ben çok beğendim seni. Tek malzemeli ikinci slime'ımız da hatasız. Bu tariflerde hata yok arkadaşlar. Fail etmeyecek daha doğrusu. Hatasız demeyelim. Fail etmeyen tariflerle karşınızdayım. Pazar günü bol bol test yapın. Eğer dışarı gitmiyorsanız diye. Eğlenin evde, test yapın diye ben de sizlere bu videoyu hazırladım arkadaşlar. Hadi artık 3. videoya geçme zamanı. Seninle vedalaşalım değil mi? Hoşça kal. Tarif 3. Tarif 3'te ne kullanacağız? Himenaya. Adını da söyleyemedim. Himalaya yüz yıkama jeli. Face wash diye geçiyor. Rengine bayılıyorum bunun. O kadar güzel canlı bir yeşil ki inanılmaz güzel gözüküyor. Bununla da sadece tuzla. Bugün konuşamıyorum ben arkadaşlar. Sadece tuz ile tarifimizi yapacağız ve buzdolabında bekleteceğiz mi acaba? Bekletmeyeceğiz mi yoksa? Ama hemen katılaştı. Aa çok ilginç. Bunu da ben yeni keşfettim. Hobby TV'nin son keşfi. Flash karşınızda. Himalaya nem maskesiyle sadece tuzla slime. Bekletmek serbest. Bekletmemek de serbest. Tamamen tarif size ait. Sonuçta bunlar testlerden sonra hatasız slime tarifleri. Testleri yapıp sonuçları iyi elde ettiğim testlerin slime'larını sizler için derledim arkadaşlar. Ama bunu bekletmiyorum. Bence bu oldu. Harika oldu. Güzel. Sonuç mükemmel. Yakına geçtik. Güzel olmuş arkadaşlar. Bunu bekletmiyorum. Ve diğer 4. testimize geçelim artık. Harika gözüküyor. Hoşça kal. Sırada hangi testimiz var? Test demeye hep alışmışım arkadaşlar ama bunlar aslında slime tariflerimiz. 4. tarifle devam ediyorum arkadaşlarım, canlarım. İçine ne koyduk? Mısır nişastası. En garanti tariflerimizden bir tanesi de bu. Evimizde mısır nişastası varsa ve canınız sıkılıyorsa bu tarifi de güzel güzel bizim için deneyebilirsiniz. 4 kaşık mısır nişastası ve içine yine sedefli boya koyacağım. Bu sefer pembe olmasını istiyorum çünkü pembeyle de harika bir sürprizim var size. İçine şampuan koydum. Bunlar aslında şampuanlı, yüz maskeli tarifler de diyebiliriz aslında. Garanti tarifler. %100 garanti Ayça ablanın sizler için derlediği tarifler. Hepsi de sizlerin isteklerinden. Unutmayın, isteklerinizi bekliyorum. Şimdi boyamızı da koyduk. Bu arada bu şeffaf şampuanın rengi de yeşilim tırakmış. Böyle çok çok açık bir yeşil. İlginç olmuş doğrusu. Ne yapalım? Karıştıralım. Bol bol bu tarifte karıştırmak ve yoğurmak var. Ama şampuan ve mısır nişastası eklemeye çok acele etmeyin arkadaşlar. Kıvamı tutturmak sonra çok zor oluyor çünkü. 4 kaşık mısır nişastasına yaklaşık 2 kaşık kadar şampuan koyuyoruz. Yetmezse üstüne ekleyin. Sonra çok uğraşırsınız, nişastalarınızı boşuna gider doğrusu. Evet, elimizle de yılmadan yoğuruyorum. Başımız dönene kadar da yoğuruyoruz. Pazar günü uğraşmak isteyenler için yine harika bir hata vermeyen tarif, garanti tarif. Ben azıcık daha şampuan dökmeye karar verdim. Çünkü ne oldu? Fazla kıtır oldu. Kıtır oldu ama şey yapamadım, yapıştıramadım birbirine. Evet, bunu da yoğurduk, elimize aldık. Renk inanılmaz güzel oldu. Ben en çok sevdiğim slime'ın renklerinden bir tanesi de bu pembe. Bir mor çok seviyorum. Pembeyi çok seviyorum. Sizden de çok fazla turkuaz rengi slime isteği geliyor canlarım ama maalesef turkuaz rengim yok. Bir tane aldım. Ne yaptık şimdi? Bu arada konuşurken turkuaz rengini benim boş namnam kaplarımdan içine koydum. Çünkü rengi çok benzedi ve cupcake gibi oldu. Böyle değerlendirmeler de yapabilirsiniz. Bu kapların içinde de slime'larınızı saklayabilirsiniz. Ay aynı cupcake. Vallahi çok güzel ya. Bayıldım. Bu yine tereyağı slime'lara bir örnek arkadaşlar. Butter slime dediğimiz tereyağı slime'lara, tutkalsız boraksız tariflere örnek. Çok beğendim ben bunu. Şimdi onunla daha da güzel ve yakından oynayacağız. Renkler inanılmaz canlı. Üstüne yapışmadı bu arada. Kenarlara döküldü. Çok komik oldu. Hadi bakalım şöyle çekip uzatalım. Bir tarifimiz daha var. Acaba onda ne yapacağız? Çok mu zor, çok mu kolay? Geldi. Colgate.
Diş macunumuzu alıyoruz. Evdeki bitmeye yüz tutmuşlarla yapın bence. Kocaman diş macunu kutusunu sıkarsanız annenizden bir hayli azar yiyebilirsiniz çünkü. İzin almayı unutmayın arkadaşlar. Bunu ne yapıyoruz? Sadece mikrodalgaya koyuyoruz. İsteyen içine boya da koyabilir. Ben hiçbir şey yapmayacağım çünkü çok kolay ve çok hızlı tarifler yapmak istiyorum. 40 dakika kadar... Pardon yanlış söyledim. 40 saniye, 30-40 saniye kadar mikrodalgada... Ay bu arada çok sıcak, beklettim. Elim yandı, kaşık almaya gidiyorum bir saniye. Bu kadar sıcak olacağını tahmin etmemiştim arkadaşlar. Bunu böyle şimdi kaşığı alacağız. Soğuyunca da elimizle kıvam vereceğiz. Birazcık da ne koyacağız? Diğer tariflerimi takip eden arkadaşlar bilir. Birazcık da vazelin koyup sonra onu elime yapışmasın diye yoğuracağım arkadaşlar. Soğuttuktan sonra... Bakalım beğenecek misiniz? Macun kıvamında çok çok hoş bir tarif oluyor bu. Şampuanlı diş macunlu tarifler de yapmıştım daha önce. Ama en garantisi bu arkadaşlarım canlarım. Siz de denemeye değer diyorum. Bunu bu arada küçük bitiyor. Güneşte de bırakıp kurutabilirsiniz. Ama bir hayli uzun zaman alıyor arkadaşlar. Top haline getirdik. Hadi ona şimdi yakından bakalım. Çok şirin oldu ya. Bayıldım. Rengimiz de çok güzel, karıştırınca hoş oldu. Garanti tariflerimiz bitti. Videomu beğendiyseniz bana yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere. İsteklerinizi bekliyorum. Hoşça kalın.